Şimdi soyut resimle ilgili bazı noktalar var. Onları da şeydeyim. Yalnız soyut resim değil. Yani figüratif resim de öyledir. Gerçekçi, klasist resimler de öyledir. Yani bunlarda ressamın şeyi, kişiselliği de resme katılması gereklidir yani. Çünkü kişisellik olmazsa olmazdır yani. Yani özellikle soyut kavramdaki resimlerde kişisellik çok önemlidir. Çünkü soyut, her şey soyut. Burada herhangi bir ressamın bunun kimin yaptığını bilmek gerekir. Yani bir ismini kapatacaksın, bakacaksın resme. Bu resim ha, tamam şu kişinindir, şu Ahmet'indir, Mehmet'indir diye anlayabileceksiniz. Bu kişisellik meselesidir. Yani resimde kişiselleşme oluşma meselesidir. Yani bu olmazsa olmaz. Yani bir kişi eğer sanata merak sarmışsa, sanata yönelmek istiyorsa tabii bu kişisellik özellikle soyut resimde, soyut resimde genelde bütün soyut resimlerde çoğu birbirine benzer. Yani baktığınız zaman kim olduğunu bilemez. Ha şimdi onu bu ancak belli bir süreçten sonra kişisel hal alınca anlaşılır. Yani bu resmin olmazsa olmazıdır yani kişisellik. Bu açıdan benim resimlerimde dikkat edersen çoğunda hepsinde hemen hemen soyut resimlerimde aynı tema işliyorum. Hani örneğin bak bu burada beyaz beyazın mavinin altında açıklamayın beyaz kullanmışım. Bunda da aynı konuyu işliyorum. Mesela şurada yine aynı. Şurada yine aynı. Aynı. Yani bu resme bakan kişi bu resmin kime ait olduğunu anlar yani. Çünkü gerçi renkler farklı fakat kullanılan çizgiler, çizgi, konu aynı. Yani resmin çizgileri de önemlidir yani. Yatay çizgi, doğru çizgi, eğri çizgi, ritim bunlarla birlikte resmin kime ait olduğunu anlaşılır. Yoksa resmi rastgele yaparsa resmin kime ait olduğunu anlaşılmaz. Kime ait olduğunu anlaşılmaz. O zaman resim olmaktan çıkar. Yani bu resim bence yani hani bitmemiş, tamamlanmamış resim. Yani şahsiyet almamış, karakter almamış bir resimdir. Ya artık buna da çok dikkat etmek gerekiyor yani. Resim ögeleriyle birlikte ise kişiselleşme, resmin kime ait olduğunu da belli olması gereklidir. Bu tabi zamanla olan bir şeydir. Geçmişten itibaren uzun çalışmaların neticesinde bunlar oluşur. Bu hemen hemen birden ortaya çıkmaz yani. Yani yeni başlayan ve hatta resme 3-5 yıldır başlayan bir kişi de bile bu hale çıkmaz. Yani bugün ben 50 yıldır resim yapıyorum. 12 yaşından itibaren yağlı boya başladım. Ve soyut resme daha yeni geçtim. Ki daha bazı insanlar somutu tamamlamadan yani klasist resmi de daha beceremeden yapamadan soyut resmi geçiyor ve kişisel bir üslup kazanamıyor yani. Onun için değişik dönemlerde değişik resim şeylerden aşamalardan geçtikten sonra kişinin resmi yavaş yavaş kişisel hal alır yani. Bu zorla isteyerek zorla olacak bir iş değildir. Bu süreç isteyen bir olaydır yani. Bunu belirtmek istedim. Arkadaşlar, Oda Galeri'nde bazı çalışmalarım var. Onları size göstereceğim. Bunlar soyut resimler. Son çalışmalar. Önce şu yerdekilere soyutlamadık. Onlar yani hepsi soyutlama resimler. Bu da soyutlama resimler bunlar. Eski resimler. Ha, yeni de soyut resimden evvel bunlar çalışmıştım. Bu eski bir Gantis resimdir Diyarbakır.
Bunlar bu soyut. Soyut. Sonra bunlar büyük boy resimler. En son yaptığım bir soyut çalışma. Bu da eski büyük boy bir resim. Duvardakiler soyut. Girdikler bunlara göstereyim ne var. Soyut çalışma. Yani bu işler yaptığım işler öyle mezara kadardır. Yani mezara kadar bize faydası var. Mezardan sonra bunların faydası yok.